Bundan 40 yıl öncesine kadar Ödemiş ve köylerinde ipekçilik evlerde dokuma tezgahlarında dokunarak kumaşlar elde edilirdi. Ve ipekleri de kadınlar kendi evlerinde elde ederlerdi. İpek, ipliklerin kraliçesidir. Liflerin kraliçesi olarak adlandırılır. Bunun bir sürü sebebi var. Bir kere çok parlaktır, en sağlam ipliktir. Pamuktan, ketenden çok daha sağlamdır. Dokumaya elverişlidir. Ve kullanım açısından doğal elyaf olduğu için özellikle kadınların kullanımına uygundur. Çünkü östrojen hormonu salgıladığı bilinir ipek lifinin. O sebepten İslam'da da erkeklerin ipek giymemesi önerilir. Kadınlara ayrıca yakışan parlaklığıyla, akımıyla, dökümüyle yakışan bir kumaştır. Bölgede ipekçilik aslında çok eski. Yani tarihi kayıtlara baktığımız zaman bize gösterdiği milattan önce 3000 yıllara dayandığı gözüküyor. Birgi beldesi zaten Aydınoğlu Beyliği'nin beylik merkezi yapmış bir beldedir. İpekçilik burada Türklerden daha öncesinde Bizanslar, onlardan önce de Lidyalılara kadar ulaştığı görünüyor. İpek yolunun bir ucu Anadolu'ya girdikten sonra Birgi'de sonlandığı, buradan da Selçuk Efes tarafından gemilerle Yunanistan'a açıldığı belirlenmiş. Dolayısıyla yani ipeğin kökü çok eski. İpek aslında bir Allah'ın lütfudur bize göre. Biz bu şekilde tabir ediyoruz. Çünkü doğal elyafların arasında tek elyaf ipek doğada bulunduğu haliyle direkt insanların işlemine sunulmuş haldedir. İpeği ekstra herhangi bir işlem yapmadan kozadan çektikten sonra direkt dokumayı alıp bunu ürün haline getirebiliyoruz. Zaten bu yüzden kullanılan en eski elyaf çeşididir. Milattan önce 10 binli yıllara kadar dayandığı gözükmektedir. İpek kozalarının ağaçta üretildiğini, oradan bir işte kaynar suya düşerek sonra da iplik haline getirildiğini rivayete göre anlatılıyor. Tabii ipek yoluyla bu uzun serüven Anadolu'ya geliyor. Milattan önce 5000 yıllara dayanan bir serüveni var. İpek tabii çok değerli bir elyaf olduğu için ticareti de çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Dikiş ipliği olarak çok uzun yıllar kullanılmıştır. Hala da kullanılmakta devam ediyordur. Çünkü ipek insan vücudunun içerisinde tamamen yok olabiliyor. Yani şu an kullanılan sentetik elyaflar gibi değil, insan pH'ına ve kimyasına çok uygun. Biz aile şirketi olduğumuz için aslında bu meslek dededen bize kalan bir meslek. Babam 1981 sonrası dedemden yerel ipek dokumacılığını devralmış. Bizim annemle evlilikleri sonrasında, 85 sonrasında işte fabrika binası yapılıyor ve daha endüstriyel boyutta üretime geçilmiş. Ödemiş ipeği o yüzden bizim hayatımızın temel noktası, yaşama şeklimizin bir temel bir parçası bu fabrikayla birlikte. İpek bence kadınların giyiminde olmazsa olmaz bir parça. Birçok alanda kullanılabilir. Hani iç çamaşırından, gecelikten, başörtüsüne, eşarba, flara, gömleğe kadar. Ve ipek benim bizim üretimlerimizden, giyen müşterilerimizden aldığım geri bildirime göre gerçekten giyildiği ortamda kadına ekstra bir zarafet ve farklılık katıyor. Ve hani herkes ipeği, üzerinde ipek taşıyan bir insanın hani farkını anlayabiliyor. Sağlıklı olmasının yanında bu zarafeti de çok değerli. Son yıllarda Tarım Bakanlığı, İl Tarım, İlçe Tarım ve bizlerle birlikte biraz daha işlenir, üretilir duruma geldi. Bu iyi bir olay. Ama gerçekten çok zor bir iş. Hanımlarımız onu eğer katma değer yaratıyorsa, el emeği, göz nuruna dönüştürüyorsa o zaman değişiyor. Ne yapılıyor?
bir ipinin artık o iplerini, kozasını alıyor kaynatıp iplerini aldıktan sonra kalan kozayı da mesela bir abajura veya diğer süsler veya bir tepsiye dönüştürerek katma değerini yükseltebiliyor. Hayatın içinde bu yönlülük. İpekçilik Ödemiş'te çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle ataerkil ailelerden geldiğimizden ötürü kadınlar ekonomik anlamda kendi ihtiyaçlarını, çocuklarının çeyizlik ihtiyaçlarını ipek ipliğinden sağlarlar. Bu sebepten kendi evlerinde ipek böceği yetiştirirler. Dut ağaçlarından yaprakları toplayıp beslerler, bakarlar. Ay sonunda kozalarını alırlar. Kozaları kaynatıp ipek ipliği elde ederler. Bunları eskiden bizim iyi dediğimiz iplik eğirme işlemi yapan bir aracımız vardı. O araçta daha önceden çekilmiş ipek ipliklerini bükerek, biz buna zet büküm diyoruz, ters büküm yaparak onun kıvırcıklanmasını da sağlarlar. Kıvırcıklanan ya da bükülen iplikler oyacılıkta, özellikle dokumacılıkta çok yaygındır. Çoğumuz kullanmaya kıyamadığımız için ve önemini bildiğimiz için tüketmemekteyiz. Ancak tüketildiğinde de görüyoruz ki çok uzun yıllar sağlıkla kullanılabilecek ürünlerdir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.